Orada bir beyefendiyle tanışıyor. Radyoya çıkıyor, çok güzel eserini okuyor ve çok beğeniliyor. Beyefendi diyor ki, sana burada bir iş ayarlayalım. Burada sahneye çık, paranı kazan, burada yaşa. Bizle beraber de müzik yaparsın. Meşet Ertaş kabul ediyor. O beyefendi Cebeci'de Ahu Gazinosu'nda bir iş ayarlıyor. Bir süre çaldıktan sonra radyoda da tabii bozuk eserler okuyor ve Leyla diye bir kıza aşık oluyor. Gazinoda. Babasına haber salıyor ben evleneceğim diye. Muharrem Ertaş, Bozlak Üstadı bilenler vardır aranızda. Ankara'ya geliyor Reşit Ertaş'ın yanına. Hamam önünde müzik mağazasında oturup sohbet ederken Leyla içeri giriyor ve babasının elini öpüyor. Çıkıyor ve diyor ki Muharrem Ertaş Reşit Ertaş'a. Bu kız bizim dengimiz değil. Bu kızı ben kabul etmiyorum. Reşit Ertaş tabi dinlemiyor babasını ve Leyla ile evleniyor. 3 çocukları oluyor. Bir süre sonra anlaşamadıkları için ayrılıyorlar. Kısa kesiyorum. Ayrıldıktan sonra 3 tane parça yapıyor. Babasına çayıldım, dünyanın rengine kandım. Leyla'ya tatlı dillim, güler yüzüm, neredesin sen? Ve sözleri başkasına ait olup kendisinin düzenlediği yazımı kışa çevirdin Leyla. Yazımı kışa çevirdin, karlar yağdı başa Leyla. Firan oldu evim curdu, ne söylesem boşa Leyla. Ne söylesem boşa Leyla, boşa Leyla. Firan oldu evim curdu, ne söylesem boşa Leyla. Ne söylesem boşa Leyla, boşa Leyla. Tabi parçaları yavaş yavaş duyulmaya başlıyor. Ama tabi çok fazla önemsemiyor. Bir gün diyor, gazinodayım çalıyorum. Bağlamayı çalarken sol parmağım basmadı diyor tuşa. Apar topar beni hastaneye kaldırdılar diyor. Sol tarafı felç olmuş diye taşım. Almanya'ya akrabaların yanına tedavi olmaya gidiyor. Tedavi olurken de müzikten soğuyor ve müzik yapmak istemiyor. Bir gün diyor, açtım diyor memleketimin radyosunu, ulusal kanalı, TRT radyoyu. Reşit Ertaş. Bir baktım bir bayan sesi. Rahmetli Reşit Ertaş'tan. Tatlı dillim, güler yüzüm, neredesin sen? O an diyor ki, demek ki diyor benim memleketimin kanalı hata yapıyorsa, vardır burada bir iş, ben Ankara'ya gideyim. Haydi. Her an gözümde perdesin, nereye baksam sen oradasın. Mevlam ayrılık vermesin, gövde uçan kuşa Leyla. Gövde uçan kuşa Leyla, kuşa Leyla. Mevlam ayrılık vermesin, gövde uçan kuşa Leyla. Gövde uçan kuşa Leyla, kuşa Leyla. Türkiye'ye geliyor İstanbul'a. Kalan müzik aracılığıyla sahneye çıkıyor. Üzerine bir beden büyük ceket giymiş, bağlama eline almış. Neşet Ertaş ölmedi diye her yerde sloganlar. Çıkıyor sahneye binler karşısında. Bir parça okuyor, hafiften terliyor. Diyor ki, yüksek müsaadenizle biraz terledim de ceketimi çıkartabilir miyim? Böyle bir sanatçı, böyle bir üstad. Bence dünyaya bir daha gelmez. Çünkü ben ağlarken, gülerken, içerken, otururken, severken, üzülürken bildiğim 2-3 sanatçı vardır. Bunlardan birisi de Reşit Ertaş'tır. Lakabını da bilirsiniz, gariptir. Garip belgeselini bir izleyin. Bizim anlattığımızın daha fazlası var orada. Son nakaratı okuyalım, bu da kendisini anlatıyor zaten. Yardan ayrı kalmak ölüm, söyle ne olacak halim. Böyle kader, böyle zulüm, gelir garip başa Leyla. Gelir garip başa Leyla, başa Leyla. Böyle kader, böyle
başa aleyhinam. Gelir garip başa aleyhinam. Başa aleyhinam. Hadi bir Volkan Konak yapalım. Eğitim.